Evet, benim güzel sevgili takipçilerim, herkeslere günaydın, hayırlı sabahlar canlar. Nasılsınız inşallah? İyisinizdir. Allah'ım hepinize iyilikler versin inşallah. Çekirdeği görüyor musunuz? Kuşlar nasıl çitlemiş. Yani insan gibi çitliyorlar vallahi. Orhan bak hele. Aman şunu da hep Vallahi. bitirmiş. Bak hele. Vallahi maşallah iyi de dişlenmiş. Adam gibi He. de çitliyorlar. Şu an saat 6:30-7'ye doğru geliyor. Ben Volkan'dan bahçeye geldim canlar. Bu bahçeye bu çekirdekleri ben bir poşet getireyim dedim arkadaşlar. Vallahi bir zamanım olmadı ya. Kuşlar da Maşallah çitlemiş. iyi. Kafalar da koca koca. Ha, iyi de. Bunlara poşet getireceğim. Getiremedim. Volkan kovalarımızı al gelelim. Çekirdek çıkar dışarı çıkıyor. He canım. Allah onların nasibini ayrı yapıyor. Bizim nasibimiz ayrı. Ben domates toplamaya geldim arkadaşlar. Bakmaya geldim bir de. Ne var ne yok diye. Domateslerimiz de bayağı kızarmış. Şimdi Volkancığımla biz domates toplayacağız arkadaşlar. Volkan Ha. da bana bakıyor arkadaşlar. Sen Domates toplayacaksın, ben de toplasın. kovalar şeyi alacağım dışarı. Ama biberler yine çıkmış. Volkan bakana nasıl bir tip biber çıkmış. Bu öf Mısır'da da toz doluymuş. Üstüme başıma toz geldi. Sana 50 severdim o kadar ekmek verirdim. Bir aşağıda doludu Şu ama süs şu an. biberler toplanacak arkadaşlar da. Pırasa var mıydı o hani evde? Ben görmedim. Geçen geldiğimde şu dolmalık biberleri büyüsün diye almadıydım. Uçlarından aldıydım. Yine büyümüşler. Bakın hele abi. Yavrum maşallah bunlar bayağı çok. Ha. Vallahi. Salatalığım dirseniz zaten geçti. O salatalığı yemektense yememek daha hayırlı. Zehir gibi acı. Ayşe. Efendim canım. Senin domatesi anca alıp götürdüğün bu. Niye? Burada bayağı domates var. Volkan zamanı balkona çıkmış diyor ki arkadaşlar poşetteki şeyi görmüş domatesi. Daha diyor burada da domates diyor. Burada da biber diyor. Yavrum bu domatesin şeyi nasılmış böyle? Neyi? Şuna bakalım maşallah karpuz gibi aynı. Aşağıda karpuz vardı. Ne yaptı ki bizim karpuz? Büyüdü mü ki? Hiç haberim yok valla. Ama yaş Volkan hiç. Bunu gayrı valla sularsak çürür bu. Sulamaya gerek yok. İyice kızarmamışları alayım mı? Bakayım. Bunları mesela. Al al. Volkan bana hem tarlada hem evde hep yardımcıdır arkadaşlar. Vallahi domatesim sonradan hastaladı Volkan. Bir iyiydi. Esnaftan da babam vallahi bizim kuva almayacak domatesi herhal. Ne yapayım ben? Kasaya dokacak ya da. Başa ne dolduracağım ben? Biber. Ya da biberleri kasaya dökelim. Bir görseniz zabağının kırağı dökmüş arkadaşlar. Aman keşke şunu da koparmasaydım. Onu şeye koy balkonuma, o kızarıyordu. Oraları iyi topla da. Paçalarım hep şey oldu. Su oldu. Kırağı tutmuş otlar hep yaş. Yavrum bu domatesin maşallah sifili ne edilmiş? Bu Adana domatesi. Koca koca olmuş ya. He. Arkadaşlar. Stil yani fide dikecek zaman Adana stili alın. Bunlar var ya bir döllüyor, bir döllüyor nasıl hem de büyük büyük oluyorlar. Bakın hele Orhan'ın topladıklarına. Şu kuğunu yolmayın. Dostum onu. Canavar otu varmış Orhan bizim domatesin içinde. Domatesin hastalanmış işte. Diyorum ya şunlar işte arkadaşlar bakın hele. Canavar otu dediğim şu işte. Bunları yolduydum buraya koyduydum ben. Bunlar yolunmayacakmış aslında. Öğrenmiş oldum hem de. Bilmiyordum ben ne bileyim bunların yolunmayacağını.
Her şeyin bacemeleği oluyor işte. Paçalarım da hep su oldu arkadaşlar. Ben şu domatesi toplayayım da ondan sonra videomuzu devam ederiz. Ama iyi çıkıyor. Keşke bir de keser getirseydim. Şu tarafı çıkmıyor da şu tarafı çıkıyor. Arkadaşlar soğanları sokuyorum ben. Gösterelim Volkan. Volkan'la beraber sokuyor soğanları. Annem sokmuş. Ben de şöyle çıkanları alıyorum. Keser de getirmediydim. Niyetim şey sokmak değildi. Ne diyeyim sizlere. Soğan sokmak değildi. İndim aşağıya. Çıkanları alıyorum ben de. Bir daha geleyim bunlara. Çıkmayanları keserinden sokuyorum. Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bunları aşağıya dokuyup iyi bakın aşağı eve. Yok vallahi da. Kurusun kenarda şu şeyleri, pürleri. Sana ben şurada kabakları şey ettireceğim, döndettireceğim. Nasıl döndettireceğim? Bir tane 2-3 bal kabağı var da. Sen maşallah adam hiç boş koyma. İyi görevlendiriyorsun adamı vallahi. Hani görevlendirdiğim o ha? Biber topla. Ondan sonra soğan sok. Hayat müşterek. Kuva doldur gel. Kabak dönder. Yemek yap. Bulaşık yıka. Abi, vallahi şimdi seni gören herkes işleri sana gösteriyorum zanneder. Şimdi ona da eleştiri yaparlar. Bu sefer de Volkan'ı mı çalıştırıyorum diye. Önce de Medine'ye diyorlardı, şimdi de seni diller. Şaka olduğunu bilmezler. Bulaşığı bulaşık makinesi yıkıyor zaten. Öyle değil mi arkadaşlar? Benim gölgem düşüyor şeye. Kameraya. Sen görüyor musun? Sen görüyorsun da ben güneş benim gölgemi düşürüyor. Soğanın iki kötüydü arkadaşlar da önceden iyi oldu bu arada. Hiç baş tutmadıydı. Sonradan baş tutmadı. Ay, oyuncak gibi. İçinde biraz kaldı da onları da keserine sokuyum. Ay. Tamam onu bir dakika geldiğinde onu sokan. Hepsini koydum. Soğanların yarısını soktum arkadaşlar. Volkan'a şöyle bal kabaklarını döndürttüm. Bunlar sabit bir tarafta durdu mu çürüdüler. Bir de tarla yaş ya. Domateslerin bayağı 5-6 tanesi çürümüş. Bunlar çok nazik oluyor. Hemen döndürürken kırılıyor. Bahçemiz son hali. Bizim işimiz bitti canlar. Evimize gidince görüşürüz. Şu mısırı da alayım da. Eve gidince kaynatayım. Biz evimize geldik canlar. Soğanımı telizden evimin aşağısına döktüm. Şöyle açayım bunlar kurusun. Şu mısırlar da şurada dursun da biraz sonra soyulacak. Şu domatesi de şuraya döküyorum. Kasadaki domatesi biberi dolduruyorum. Ben tuzu 1 liraya aldığımı bilirim vallahi. Dur. Sen şu tuzu yukarı götürebilir misin? Volkan şöyle bir tuz aldı arkadaşlar. 60 TL miymiş? 70 TL miymiş? Neymiş? Götürürüm. Tuzun 1 liraya aldığımı bilirim diyorum. Şunu da yukarıya çıkacak. Bizim buraya yerleşecek arkadaşlar.
süpürülecek, yerleşecek. Ekmek tahtalarımı buraya getirdim. Artık kahvaltıyı yapalım. Ondan sonra da domatesleri, biberlerimi seçeyim, yıkayayım. Tertemiz. Hadi gelin yukarı. Biz kahvaltımızı yaptık sevgili takipçilerim. Kahvaltımızı yaptıktan sonra biraz dinleneyim diye yattıydım. Uyumuş kalmışım şöyle yarım saat, bir saat. Kalktım, patlıcanlarımı yıkadım, domatesimi yıkadım. 20 kiloluk domatesim vardı ya, dün aldıydım. Şu düdüklüye de patatesinin mısır koydum. Şu an o kaynıyor. Bu okanda şöyle karnını doyuruyor canlar. Dünkü yaptığı türlü yemeği vardı. Üzüm falan koydum, biber falan koydum. Medine'de evlerimizin işlerini görmüş. Tertemiz dolabımız hala orada duruyor. Şu içerideki çiçeğimizi böyle karşıya getirmiş koymuş. Vallahi bugün evler tertemiz görmüş arkadaşlar Medine ben yatınca. Şimdi türlülük yapacağım arkadaşlar ben de. Şu odamızın şöyle şeklini değiştirmiş. Kanepeleri karşı karşıya koymuş. Ayhan Paşa'm her zamanki gibi yine elinde telefon kumanda oturuyor kanepede. Ayhan Azat gel sana yumurta pişireceğim paşam gel. Hadi. Dün domateslerimi tuzu az attıydım arkadaşlar. Şöyle tekrardan tuzladım domateslerimi. Bayağı da suyunu çekmişler. Şöyle göstereyim. Aşağıdan biberi getireyim arkadaşlar. Ayıtlayayım. Türlülük yapacağım ben de. Volkan karnını doyurdu arkadaşlar. Şöyle güzel bir kek çırptım ben de. Ayhan Paşam'la beraber. Kalıbımı da yağladım. Şöyle kalıbıma döküyüm. Bunu fırına gönderelim. Bu arada düdüklüden nefis kokular geliyor. Mısırımız pişmiş. Ayhan'ım kekin tabanını pek sever. Kekin tabanını Ayhan'a koyacağım arkadaşlar. Sizin çocuklar da sever mi arkadaşlar hamuru? Ayhan acayip seviyor keki. Böyle pişmişini de sever. Hamur olarak da sever. Şöyle dökeyim. Biz Medine ile türlülüğü yapana kadar pişsin. Bunu götürüyor. Fırına gönderelim. Aklına sor. Ben sana sor. Sen de. Ben de. Anne en son sendeydin. He. Sen bir şey aldıracağım dedin. Atlana sordu. Ben de değildi. Bismillahirrahmanirrahim. Dur bakayım. Şey koyduydum şurada kamışanın üstüne. Şura. He oraya koydum atlan evi iyileştirmiş ya. Ben size şu bir şey koydum ya çatının arkasına almadın mı orada? Tekrardan merhaba arkadaşlar. Türlülük malzemelerimi ben güzelce yıkadım. Domatesimi, biberimi, patlıcanımı. Medine'de patlıcanları doğruyor. Ben gidiyorum anne. Aldın mı? He aldım buldum. İyi hadi. Bir yaraban dağıl oldu mu? Ayhan Azat şeyden düşmüş arkadaşlar. Ne diyeyim size? Motordan düşmüş. Üçü de düşmüş anne. Arkadaşlarıyla beraber bir görseniz şurası hiç yok. Diğer çocukların da ağzı gözüyormuş. Böyle durgun durgun duruyor. Suçlu suçlu. Ne oldu Ayhan Azat diyor. Babası hiç seslenmiyor. Ondan sonra kolunda saklıyor. Baktıydık. Her taraf kan içinde kalmış. Artık elini ayağını yıkatmış. Açtım poşetle ben yapayım. Nasıl poşet koyayım? Daha domates var. Ben de domatesleri doğrayayım mı? Şöyle bu da domatesleri doğrayayım. Şurayı açamıyorum şöyle. Daha Melisa diyor ki arkadaşlar domates diyor alayım mı diyor Medine'de diyor ki aşağı domates diyor yukarıda domates karnını doyurdum arkadaşlar Ayhan Azat'ın artık uyudu kaldı yazdık annem diyorsun, daha aşağıda duvarın üstüne de domates çizmiş ne Melisa aşağıda duvarın üstüne de mi domates çizmiş her tarafa koydum domatesi vallahi gittireyim üstüne neyim çıkarmamış bir çatıya neye koymamış. Ne yapayım? Yer olmayınca ortaya mı koyun? Peynir domates lira baksan.
Böyle kesin bol bol olmaz da yiyin. Şöyle yine domatesleri güzelce yıkadım arkadaşlar. Yarın da melemezliğimi yaparım Allah izin verirse. Soslu ne zaman yapacağız? Vallahi soslu da ne zaman yaparım hiçbir bilgim yok. Herhalde onu da perşembeden alalım. Cuma günü mü yaparım hiç bilmiyorum. Yine acı bir cevap aldım. Sen ikimizden başka kimseyi mi yemiyorsun? Onun kavanozu yapsak yeter. İyi. Volkan karnını doyurdu. Çarşıya gitti arkadaşlar. Evde dedi sıkıldım dedi. Kahvaltıyı yaptıydık. Sabahleyin otlar hep su olmuş. Bir görseniz paçalarımız hep ıslandı. Benim zaten soğuk döneye girdim. Bacaklarımdan kalkamam arkadaşlar. Bir bacaklarım ağrı nasıl? Bundan sonra belime bir ağrı geliyor arkadaşlar, dizlerimden ağrı, vallahi kalkamıyorum. Kahvaltı yaptıktan sonra biraz uzandım, yattım, dinlendim. Medine'de kalkmış, tertemiz evimizin işlerini görmüş, uçlarını görmüş, bulaşıklarımızı makineye dizmiş. Ben de bir kek sürdüm fırına. Kekimde vallahi yüzü biraz kızarmış arkadaşlar, yandı mı? Ben aşağı ekmek sulamaya inince yani kokular geliyordu. Biraz sonra bakayım, döndüreyim de. Nasıl oldu? Ayarını yükseltmişsin. Mete şöyle şey yap kızım. Tamam anne. Ayarını yükseltmişsin. Onda aşağı indiydim. Yüzü alavlandı gibi olmuş. Aşağıdaki biberler, domatesler seçilip yıkanacak. Getirdim öylece attım. Hiç şişmedim de. Ne şiştim ne gördüm. Böyle ayaklarım ağrıdım arkadaşlar. Canım hiçbir şey istemiyor inanın. Bugün ben de birimi aldım. Ağrıdım karımla kaldırdım. Sen yalnız başına attık şu kanepeyi niye kaldırıyorsun ya? Öyle işte ben de şu kanepeydi, şu halıydı derken gördün mü şimdi benim halimi? Bilimden kalkamıyorum daha 34 yaşında. Vallahi arkadaşlar ben de öyleydim. Patates teyelizlerini sırtıma alırdım. Ondan sonra cığıma ta talladan yukarıya kaldırır götürürdüm. Kanepeleri, un teyelizini yalnız başıma kayardım. Öyle öyle hastalık sahibi oldum. Vallahi hiç kimseye yaranamıyorum. Hiç kimse de iyilikten bilmiyor arkadaşlar. Ne olursa kendimize yapıyoruz. Bu arada ben buradan kalkacağım. Altıma minder alacağım. Almadım. Şuraya bir oturuyorum. Mete şu camı açmasın, ceyran yapmıyor ama. Dolabı boşalttın mı anne sen? Hangi dolabı? Şu dolabı. Yok. Bunlar nereye sığacak ya? Şeye mi sığacak? Sığdım ya, çatacağız ya. Pencerenin önüne. Yarın gelecek inşallah dolap kuracak kadar arkadaşlar biraz rahatlar da. Malzemeler de dışarıda vallahi. İnşallah yarına kadar şişmez. Bir poşet kaldı zaten. 3 poşet yapmıştık. He. Yok, bu 2 poşet vardı. Benim tek 3 dolaba koydum. Şu dolapta bir cil almıyor. Nasıl dolabısa pis olsun. Kim de Allah razı olsun ondan. Bu seneye kadar yeniden bekliyorum. Bizimki niye döndü biliyor musun? Birisi varmış. Hastaymış, adam onu sırtında taşımış, 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 yorulmuş. Ondan sonra acıma. Ne kız öyle bir laf var. Yok, karıyla koca varmış bir. Adam durmadan poşetine gelirmiş, durmadan poşetine gelirmiş eve. Bir zamanda poşetsiz gelmiş. Her akşam eline poşeti takarmış, yiyecek içecek getirirmiş evine. Adamın gözü korumuş. Bir akşam da poşetsiz gelmiş, ondan sonra karısı ona kızmış, laf saymış, yüzüne bakmışmış, aman demiş, senin de gözün görmüyordu demiş. Bizimki de ona döndü, şimdiye kadar kullandık, ondan sonra torba alınca kötü oldu. Dur ben işte şöyle karıştırayım onu, çek bakayım onu.
Ben her sene yaparım arkadaşlar, inanın. Bu tüllülükten memnun kalırım. Eğer siz de yapmak isterseniz canlar. Biber az olmuş gibi yaptım. Yok yok. Sizler de yapmak isterseniz domatesinizi, biberinizi böyle doğra. Şöyle bir harmanlayıp edin. Eğer şişirtmek isterseniz, bir yağda döndürmek isterseniz domates şeyi, patlıcanı veya biberi kazanınıza alın. Yağda bir şöyle döndürüverin. İçine domatesi atın. Poşetleyin. Altı hep biber daha demiş. Baksana. Al şuralı hep biber daha. Şunu nasıl yapmışsın? Niye sen yapmamışsın? Domates az olmuş. Domates doğra. Şu patlıcanları da doğrayayım mı tekrar? Dur bir harmanlayayım da biraz şey derim, ondan sonra tekrardan şey yapalım. Domates doğra. Ben bunu bazen arkadaşlar düdüklü de pişiririm. Düdüklüye koyuveririm. Nasıl güzel olur. Çok pratik oluyor yani. İçine kışın bir patates doğruyor, fırına sürüyor. Hemence de pişiriyor. Domatesleri şuraya şiddet, sıvıra batmasın. Daha yeni makineden çıkardım arkadaşlar. Sıvıraları makineye atmış Medine. Ve çalıştıracağım zaten. Bugün siz de ne işlerle uğraşıyorsunuz arkadaşlar? Siz kışlıklarınızı falan yaptınız mı? Sağlığınız, sıhhatiniz yerinde mi? Ben şunu doğrayayım mı? Karar şey doğramadın, hepsini doğrasam o zaman şey yapmaz. Poşeti dolduralım. Poşeti dolduralım da şunları da doldu şey edelim. Harmanlara ne oldu bana canınız? Poşeti aç bakayım bir. Sen aç kendi şöyle koyu koyu vereyim. Biraz koydum arkadaşlar poşetten de 5-6 poşet. Hani Medişim niye doğramadın? Tamam. Daha ben biraz daha koyarım arkadaşlar. 15 poşet koysak yeter mi Mediş? Yeter herhalde. Sadece şey mi yiyecek çünkü? Dolduraya attım. Getir bakayım buraya. Hiç patlıcanlar falan kararmaz arkadaşlar. Koymadış. Her sene koyarım ben. Size de tavsiye ederim yani. Ne zaman da dolduruverdiniz? Bunlar da süt biberi. Hani attığım süt biberlerini vermiş. Süt biberlerini de bütün bütün attım bazen. Biraz acılı olsun diye. Tamam. Evet canlar, şöyle paketledim ben değerli takipçilerim. Kaç paket olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 poşet olmuş. Şeyde kayıt evinde yarısı da aşağıda. 11 poşet olmuş canlar. Şunda elimdeymiş diye paketleyeyim de şey atayım. Poşete koyayım, dolaba atayım. İçine 2 patates koyayım. Kışın kızartırız. Yarayım şu kalınları ortadan. Ben bunları kalkayım arkadaşlar, dolabıma yerleştireyim. Ondan sonra görüşürüz. Şunu şuraya alayım arkadaşlar da. Şu poşeti de şuraya koyayım. Anne şeyi mi açtın dolap? Şu biberi de böyle paketledim. Dolabımızın kapağını kapatalım. Evet canlar, ben tezgahımın üzerini şöyle temizce sildim.
Şurada kalan domatesimiz, ondan da yarın melemenlik mi yaparım bilmiyorum. Bakalım bir. Prenseslerim de şöyle bir şeyler hazırlamış. Patates falan kaynattıydım şöyle. Ben patates dürüneceğim pırasayla. Medinegil'de şöyle çiğ köfte falan aldılar cipsneyi. Kekimin de başına gelenleri görüyorsunuz canlar. Kekimi kaldıramadım. Her zaman iyi kalkıyordu kalıptan. Ama bu sefer böyle oldu. Ben yapmadım yoğundan. He. Aynen. Yumuşacık da arkadaşlar pamuk gibi. Vallahi bunun ben ayarını yüksek yapmıştım herhalde. Yanar zannediyordum ama yanmamış. Artık bunu da böyle yiyelim. Yapacak bir şey yok. Bu da kurduğum turşu. Bir görseniz kıtır kıtır olmuş arkadaşlar. Salatalık turşusu. Medine hepsini mi doğradı Melisa bunun? He. Biz onu hep bitirdik. Vallahi çok güzel olmuş. Elimdeki bıçağı ben nereye koydum ki? Ben bıçak getireyim. Keşke dolabın mutfağı koysaydı. Hangi dolabı? Onu. Yani şeyler gelecek ki servisçiler. Vallahi bayağı bir acıktım arkadaşlar. Orhan karnını doyurdu gitti. Biz de doyurmadık. Önce şu pürlülüğü halledeyim dedim. Ondan sonra acaba da karnımız doyuralım dedim. Şöyle çekebilir miyim mesela? Çek keseyim. Nasıl vereyim? Şöyle. Bir bakayım kızım. Değil mi? Ne aldırayım? İkindin güneş güzele vurulmuş. Bakayım ikindin güneşi bana vur. Bu kek hep bir sabah güneşi sitikliyor. O kek güneşe koyun bir dakika da bir şey. Şunu şuraya koy. Medine hiç gel kızım çaylarımızı kat. Mesela çıkartabilir miyim çayı? Ya da şuraya koy ben katayım. Kızım. Yok. Sen ne istiyorsun? De bakayım bana. Hı? Pırasa getireceğim bak. Ben şu biberi bir vermeli sabahayım da kızım. Hangisi? Ekmek suladım arkadaşlar. Gittiler bir de lavaş aldırdılar. Halbuki. Çek onu. Şöyle yapsana kızım ya. Evet, şimdi yiyeyim şu hepsini şöyle çekelim şuradan. Kaç ay kaldı bana be? Bu bana daha bir kaldı. Onu da şuraya koy. Benim ekmek aynı lavaş gibi valla. Buradan patates verelim Elisa. Kaynamış patates yiyeyim. Bu patates niye böyle? Nasıl? Yumuşak. Bu patates annem göndermiş. Benim patates değil arkadaşlar. Almış bir çuval. İri patates göndermiş. Ben salatalık turşusunu seviyorum. Hadi ye. Yemiyorum ya. Haydi Mediş. Ayhan. Hadi gelin. Mediş ismini kim buldu aklına? Ben. Rüyamda gördüm Medine'yi. Medine'ye hamile. Yapma. Dur. Medine'ye hamileydim arkadaşlar. Böyle bir kalabalığıydı, bir kalabalığıydı nasıl mahşer gibi aynı. Develer oluyor, atlar oluyor, soruyorlar nereye gidiyorsun diyorlar, Medine'ye diyorum ben. Ondan sonra Medine hiç aklımda yoktu, Medine koydum Medine'nin ismini. Medine Nur, Medine'nin geçerdi Medine Nur.
Neyse canlar, karnımız doyuralım. Bugünlük de videomuz böyle olsun. Bir güzel videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı akşamlar.